iPhone 15 çıktı biliyorsunuz. Hatta şuradan Ozan Bingöl, kendisi vergi uzmanı ve çok da güzel bir haberini yapmış. Ben de tweet'te paylaştım. Şimdi şurada görüyorsunuz. Arkadaşlar yeni çıkan iPhone 15 vergisiz fiyatı 43 bin lira. Vergileri 44 bin lira. İnanılmaz, telefondan bile 1.000 lira fazla ya. Yani ben de Twitter'da dedim ki ya bu kadar açık soyulunca insanın ağrına gidiyor diye. Hani 40 bin de değil mesela, orada da bırakmamış devletimiz. Sen hacı bir telefon alıyorsun ya, bana da bir telefon al, üstüne de 1.000 lira harçlık ver gibi. Şimdi hesaplıyor, vergisiz fiyatı 43 bin lira olan cep telefonu için devlete ödenen vergiyi bakın anlatıyor. Bir %1 Kültür Bakanlığı payı 430 lira. %12 TRT bandrol ücreti 5.211 lira. Bakın izlemediğiniz TRT'ye telefon alırken verdiğiniz parayı görün. %50'si ÖTV. Yani artık nasıl özel tüketim sayılabilir bu telefonlar, onu da merak ediyorum. 24.320 lira arkadaşlar. %20 KDV 14.592 bin lira. Vergisiz fiyatı da ekleyelim üstüne. 43 bin, ay anam 44 bin de değilmiş. Bakın toplam vergi miktarı 44.553 lira. Geldi size telefonun fiyatı 87.553 lira. Ya el insaf ya. Hakikaten hani insafınız kurusun ya. Yapmayın yani. Bir kere özel tüketim vergisi 24 bin lira nedir arkadaşlar? Yani şimdi bu özel tüketim ne biliyor musunuz? Hani lüks tüketime girer ya normalde. Ya benim ofisim gibi ya. Hani her şeyi buradan yapıyorum, sonra geliyorum, yayın açıyorum. Yani ofis gibi kullanıyor insanlar bunu. Nasıl bir özel tüketim olabilir ya? Bu artık el insaf ya, yani hakikaten el insaf. Ben diyecek laf bulamıyorum. Buna diyecek çok ağır sözler var çünkü.